Herkese merhabalar ben Enfal Altar saatlerimiz 15.30'u gösteriyor ve Türkiye'nin yeni üniversite radyosu radyo İletişim'de programımız başlıyor. Bugünkü konuğumuz Cenk Kulioğlu. Merhabalar hoş geldin abi nasılsın? Merhaba iyiyim sen nasılsın Altar? Ben de iyiyim çok hızlıyım bugün gördüğün gibi. Evet maşallah. Senin araban gibiyim. <gülüyor> <gülüyor> abi nasılsın yani e, günü nasıl geçti bugün? Günüm aslında buraya hazırlanıp geldim. Bir şey Hı -hı. yoktu biraz evde çalıştım birkaç mail. Sonra sana geldim direkt başka hiçbir işim yoktu. Uzun bir yolculuktu ama buraya gelmek zorluymuş arabasız gelmek. Evet. Marmaraylar, metrolar, dolmuşlar, otobüsler. Evet biraz zor. Ee, bugün Cenk ile beraber e, skateboard yani kaykayın her şeyini inceleyeceğiz. Her şeyini bak buraya bak güzel olmuş mu? Cenk yazdım. Çünkü... <gülüyor> <gülüyor> e, ufak bir şarkı verelim arkasından artık seni ufak ufak tanıyalım. Tamam. E, the Guardians. Guardians My Favorite Game şarkısıyla evet. sizi baş başa bırakıyorum. Gördün mü? Sonda e, radyo sesleri falan geliyordu. Evet dinlemedim şu an. Onu dinliyordum. Daha iyi oluyor. Şimdi ben her şarkından sonra ne güzel şarkı dedim diyorum. <laughs> Demek ki artık böyle radyo sesleri vereceğim. Daha <laughs> güzel, iyi oluyor. Güzel, güzel. Şimdi 1989 Ankara doğumlu Cenk Kuli. Evet, doğru. Şimdi e, neden turizm? Neden turizm? İyi bir öğrenci olamayacağım için galiba turizm. Okulla pek aram yoktu açıkçası. Ee, annem de öğretmen. O hani kendi çocuğunda görmüş. Hani <laughs> daha böyle okul ders, ciddi dersler değil de daha böyle işte Hı -hı. hafif e, eğlencesi olsun, stajı olsun, biraz daha el işçiliği olsun, turizme yönlendirdi. Ben de turizm bölümünün içinde aşçılık seçtim. Liseyi aşçılık okudum, bitirdim. Sonra bir yurt dışı maceram var. Gittim. Birkaç yıl orada kaldım. Amerika. Ee, Amerika, Kaliforniya'ya gittim, San Diego'ya. tam yerine gitmişsin sen. Ee, ya biraz kaykay için aslında seçilmiş bir şeydi benim için. Eee İlk seçtiğim şey, daha doğrusu annemin ilk seçtiği şey güvenli olması. San Diego güvenli bir şehir diyeydi. E, i̇kinci seçtiğimiz şey ise kaykayın oralarda, Kaliforniya'da zaten doğması. Ve Kaliforniya'da da San Diego gerçekten e, skate city diye biliniyor ve geçiyor. Çok fazla güzel kayacak spot var. O yüzden de gittim. Güzel de güzel bir maceraydı benim için. E, peki ilk kaykayla tanışman nasıl oldu? İlk kaykayla 10 yaşında tanıştım. Ona daha yeni girdiğimde apartman görevlimizin oğluyla beraber yani apartmandan arkadaşım aslında Alkan'la beraber kaymaya başladım. Daha doğrusu onun kaykayı vardı. Ben onunkini görüp onunla beraber kayıyordum. Çok kısa bir dönem oturarak kaydık böyle yokuştan aşağı falan. Çok klasiktir bu. Ee, ama o kısa dönem çok kısaydı yani benim için. Çünkü ben o zaman denge şeylerini severdim. Böyle 10 yaşındayken break dansçılara çok tutulurdum ve... İşte amuda kalkıp el üstünde yürümeler, işte bazı breakdance hareketleri öğrenip yapmalar falan. Sonra direkt kaykayda da ayaklarımın üstüne çıkıp oradan buradan aşağı sallanmacılar derken öyle başladım. Sonra tanıştım büyük abilerle ve macera böyle 17 yıl oldu. 17 yıl oldu. 17 yıl oldu. Zorlasan benim yaşım kadar kaymışsın abi. Valla 17 yıl olmuş ben de şaşırıyorum bu arada. Ama artık hani son birkaç senedir daha böyle düz bir şeye geçti. Yavaş yavaş yaşlanıyorum kayka için. Yo bence çok gençsin abi. Yok yok değilim. Niye öyle diyorsun? Skate and Enjoy filminde 21 yaşını canlandırdın Gayet <laughs> oturuyordu yani. Hani ben gayet şeyindir. Dürüstümdür o konuda. Şimdi e, TRT'nin yayınına konuk olmuşsun ve orada evet. şey demişsin. Kaykay tehlikeli bir spor değil. Hatta basketboldan daha güvenli bir spor. Bunu biraz açıklayalım. Ş ya şöyle. Hatta basketboldan daha güvenli değil de yapılan araştırmalar sonucunda basketten e, yüzde oranlarına göre daha sakatlığa az olarak bakılıyor. Görünen yani bu sonucu elde etmişler. Hı hı. E, bunu yani basket oynamadığım için ya da basketle çok ilgili olmadığım için bilemiyorum. Ama araştırmalar bu sonucu çıkartıyor. Ya kendime gelecek olursak. Yani çok hani sakatlanıyorum büyük şeyler de küçük şeyler de oluyor ama bu önlemini aldığın sürece ee ve birazcık da kaymayı öğrendiğinde zaten ister istemez nasıl düşüp neler yapman gerektiğini az çok çözüyorsun zaten sakatlandığında şu oluyor sen o, o düşerken hiçbir şey yapamazsın ki patlıyorsun oluyor yani direkt o yüzden sakatlanıyorsun e, yüzdeye vurunca da sonuç evet şey çıkıyor basket daha çok çıkıyor ama bunu tam olarak kendi adıma onaylayamıyorum. Hmm, anladım. Ee, 16 kası 16 kası çalıştırıyormuş galiba kaykay değil mi? Öyle bir şey duydum ya, ben. Bu ama. da internette okuduğum şeyler benim de. Benim de ben de o yüzden sana ee, söylüyorum Ama tuttu bir tutup da hani ha, bunun böyle bir testini falan yapmadım bilmiyorum. Hı -hı. Deneyimlerinden söyleyebilirim ki çok ciddi bir e, kas çalıştırma şeyi var gerçekten çok fazla. Yani zaten bacak bölgeni yeterince çalıştırıyor. Onun dışında üst vücut da çalıştırıyor çünkü hareketleri yaptığın sırada eğiliyorsun, yukarı sıçrarken ister istemez dengeden dolayı kolların elleri Açılıyor vesaire. O yüzden evet çok yerini çalıştırıyor yani bir kere beynini de çalıştırıyor. Düşünmen gerekiyor, o hareketleri, bir sürü bir sürü bir şey var. Eğer yazıyorsa 16 kastiye diye vardır ve fazlası bile olabilir. E, eğitimleri var mı peki Türkiye'de? E, Türkiye'de şöyle eğitimleri yani bunu böyle ücretli eğitim veren arkadaşlar var. E, ama ben buna birazcık karşıyım ya da olacaksa da çok daha profesyonel olmalı. Ee, biz benim sponsorumun da desteğiyle beraber ve Kadıköy Belediyesi'nin desteğiyle beraber e, özel workshoplar yapıyoruz ve ücretsiz workshoplar yani eğitimler yapıyoruz. E, bundan yaklaşık 3 tane geliştirdik ve bizim için bir ısınmaydı. Bunun daha fazlalaştırıp birazcık daha böyle sosyal sorumluluk gibi e, profesyonelleştirmeyi düşünüyorum açıkçası. Hatta Instagram'dan bakarsınız Cenk Kuli. Evet Cenk Kulioğlu. Instagram Kuli hesabım oldu. Cenk Kulioğlu. Oraya bakarsanız orada da ufak bir sosyal sorumluluk projesini imza atmış ee, kalamış skate parkta galiba kıyafetlerini ve... Ya öyle bir şey yaptım ama mesela instagramdan onu kaldırdım çok da dursun istemedim sanki şey Hı -hı. gibi yapmak istemiyorum öyle şeyleri böyle bunun için çabalıyormuş da insanları çekmeye çalışıyormuş öyle bir şey değildi o sadece bir şeylerimi götürüp verdim geri kalan parçaları da e, şimdi böyle bir doğu tarafına falan kardeş okullar buldum e, oturduğum semtteki yerlerden oralara yollamayı planlıyorum. Çok güzel abi ya bence sen bir vakıf açmalısın ayrıca yani götürebilirsin. Yani Hatta istiyorum gerçekten. çünkü pek iyiye gitmiyor galiba dünya ve evet. ihtiyacı olan insanlar var benden ki fazla şeyler de durdukça çürüyeceğine ya da çöpe Hı -hı. atıp kaybolacağına yollayabilirim elime yapışmaz İnsanların da böyle yapmasını çok isterim. Şimdi Kaykay'da bir de şöyle bir şey var. Sen Kaykay'a başladığın zaman senin tarzından tut, dinlediğin müziğe kadar her şey değişiyor. Seni bu nasıl etkiledi? Yani baktığım zaman gerçekten bir skater Day var karşımda. Ve hani giyimi, dinlediğim müzikleri diyemem. Dinlediğim müzikleri çok şaşırdım yani. Bak şu an bile şaşırıyorum. Abi çok slow dinliyorsun ya. Ya bu aslında birazcık kişilikle de alakalı. <laughs> Ama şöyle Kaykay'ın içine girdiğin zaman hayatında değiştirdiği şeyler bir kere... Arkadaşlıklar e, çok değişiyor çok, Evet. Yani bireysel yapılan bir spor e, Ama grupça yaptığın zaman daha güzel olan bir spor Beraber gidiyorsunuz bir yere kaymaya Herkes tek başına o hareketi yapıyor Herkes tek başına yani Kaykayın üstüne çıktığın zaman tek başınasın Ama bir hareket denediğinde ve onu yaptığında hep berabersin Hani sevinç, mutluluk ya da atıyorum sakatlık olduğunda da Gene tek başa, başına olmuyorsun hep, hep beraber oluyorsun her şeyde kültürü biraz bu hani bireysel spor ama grupça yapıldığında güzel olan bir spor buradan da bazı etkileri olmuş işte mesela skate punk diye bir şey çıkmış müzik türü çıkmış ee, ama benim evet benim dinlediğim müzik tarzı pek bu yönde değil ee, Kıyafetimi soracak olursan gene kendi tarzım var ama ister istemez bir şapka algısı var Şapkayı ters taktığın zaman hani kaykaycı oluyorsun öyle bir algı var evet Ama neden bilmiyorum bunu neden yaptığınızı bilmiyorum da kaykaycı olduğum şey yapmıyorum ya Çok ben yeni de takmaya ya. başladım Ben de ya şey çok beğendim bu şapkayı zaten hani kaykay markası Hatta ben bunu da sansürleyeyim ya. Her şeyi sansürlüyor muyum? Sansürlemeyebilirsin da... ya. <laughs> Gerçi aynen şunu da sansürleyeyim. <laughs> Sen de sansürleyeyim mi? Gerçi bir dakika firma senin değil mi? E, Noir firması evet bana ait bir firma. Vay be ee, patron ağırlıyorum burada bir dakika sana birazcık daha saygılı olalım. <gülüyor> <gülüyor> Yok estağfurullah. <be>, <laughs> e, 2014 yılında kurduk onu da. E, Yalım diye bir arkadaşım sağ olsun. O çok yardımcı oldu. Aslında kendisi yıllar boyunca çok istedi böyle bir şey yapmama. En yakın arkadaşım Yalım Kartal ben hep çok kaçtım bu işten. Sonradan ortaya hadi artık yapalım derken başka bir yakın arkadaşım Can Koçak ismimizi buldu. bütün logo çalışmamızı yalım yaptı vesaire. Onun dışında tahta grafiklerini arkadaşlarımızdan bir şekilde bulduk. Onlar yapmak istediler böyle ve çok buna bu işe çok benden çok asıldılar falan hani o derece yani yüklendiler. Ortaya öyle bir şey çıkardık ve Türk Kaykay markası yarattık. Biraz Biraz daha tarzımız daha core olmak, daha niş olmak. Hı hı. E, herkes değil de gerçekten gerçek kaykaycı kitleye hitap etmek istiyoruz. E, sevenimiz de var, sevmeyenimiz de var. Öyle bir şekilde kendi şeyimizde, harmanımızda kavruluyoruz. Çok güzel ama ya. Ben seviyorum Nuri. no Noar teşekkürler. E, benim filmimi de sponsor olmuştu. Değil <laughs> evet. mi? E, evet <laughs> evet valla e, Fransızca bir film çektik biz Skate and Enjoy diye. Hatta Skate Dreams'te başlayıp kurgudan sonra biz Skate Dreams'le alakalı bir şey çekmemişiz aslında. Tamamen Enjoy deyip değiştirdiğimiz bir filmdi. Ee, çok da oturmuştu yani tam Fransızca bir filmi. Evet, Fransızca ismimiz bu arada. Evet. Şey siyahı anlamına geliyordu değil mi? Ee, sadece bu noir diyeyim ben. Noir diye aslında okunuyor. noir olan kısmı Fransızca'da siyah demek. E takısı aldığı zaman Fransızca'da dişi oluyormuş. Ama hani siyah bir Dişisi erkeği olamayacağı için Biz onu tamamladık gene aynı şeye geliyor Bu arada görenler anlayabiliyorlar hı hı. Biz birazcık daha beş harf olsun daha göze Hitap etsin diye böyle bir tercih Yaptık ee, peki Şey görecek miyiz Sizin mağazanız var mı Bizim mağazamız yok öyle bir şey de Açıkçası planlamıyorum Daha başka planlarım var ama mağaza yerine Daha farklı şeyler var Biz internet satışı ve Aynı zamanda toptan ürün verdiğimiz skate var, kaykay mağazaları var. Ee, bize oradan ulaşabilirler rahatlıkla. Uygun da aynı zamanda deklere. Birazcık aslında dikkat ettiğimiz şey o. Daha uygun olmasını istedim ama malum Türkiye şartlarında ve Euro deviz kurlarından dolayı yapamadık. Hı hı. Ama e, yani herhangi bir profesyonel kaykay markasıyla aynı kalitede hiçbir farkı yok. Hatta ben birazcık daha böyle ürettirirken biraz daha üstüne bir şeyler koyup daha farklı bir tutkal falan kullandırdım. Böyle şeyler yapabiliyorsunuz seçenekleriniz var. E, üretimimiz pahalı olmasına rağmen satış fiyatımı olabildiğince düşük tuttum. Profesyonel markalara göre ama bizde işte biraz daha markacılık şey olduğu için evet. Hani oranla oranlamaya bakarsan hani satışımız profesyonel tahtalara göre Türk markasıyız, lokaliz ama ona rağmen profesyonel markaları daha çok tercih ediyorlar. Çözemedim o kısmı. Ee, mesela bak biraz parasal konulara geldik. Şimdi Ninja Houston ya da Letişe Buffoni. Ya, ben bu insanlara bakıyorum ciddi ciddi böyle Ferrari'lere bineni bile var. Yani kaykaycı olup da Eminim hepsi de baba parasıyla bu işi yapmıyordur. Yani, yani bu kadar şöyle, bu arabaları, evleri almıyordur. Popüler gördüğüm birçok insan evet baba parasıyla kesinlikle değil ama mesela Naije Ustun'un e, babasına bakarsak babasının bir parmağı var. O da şu. Aslında bir Türk e, Kün futbolda yaptığı bir şey diyebilirim sana mesela işte futbolcu olmak ister ama olamaz Hı -hı. o işte oğlunu yetiştirip futbolcu yapar ya Hı -hı. Baba da aynen öyle baba iyi bir kaykaycı ama pro olamıyor bildiğim kadarıyla tam net değilim orada e, Oğlunu yetiştiriyor zorla kaydırtıyor falan böyle hani baya başına vura vura e, Najla Houston oradan buraya geliyor şu anki noktası e, bayağı robokop yani çok ciddi bir kaykaycı İşe çok daha farklı bakıyor garip bir şekilde Sevenleri var fanları ama sevmeyeni de çok fazla özellikle belli bir hani kültürün içine girmiş tayfa ayrıca üstünden çok hoşlanmıyorlar Sebebini bilmiyorum aynı ortamda bulundum 4 gün geçirdim oyun oynadım işte beraber vakit geçirdik bir Güney Afrika'ya dünya şampiyonasına gitmiştim Orada o da katılımcıydı Bayağı da içli dışlı olduk hani hiç öyle egosu olan falan bir adam değildi ama sevmeyeni gerçekten çok fazla sebebini bilmiyorum tam olarak Peki e, Türkiye'ye kıyasla ya Türkiye'deki sponsorluk mantığıyla Amerika'daki sponsorluk mantığını birazcık bana kıyaslar mısın? Ya yurt dışında şöyle bu işten çok ciddi eğer çok ciddi proysan zaten bu işte iyisen çok büyük paralar kazanıyorsun özellikle Amerika tarafı yani bahsettiğin isimler Nigel Houston Ron Shekler e, bunlar gerçekten iyi paralar kazanıyorlar birazcık da günümüzün getirdiği sosyal medyanın verdiği şeyle de ilgili. Hani herkes o insanları görüyorlar. O yüzden de markalar onlara sponsor olmak istiyor. Türkiye'de de var. Türkiye'de Türkiye'de bu işten tek para kazanabilen şu ana kadar ben oldum. Hala maaş alıyorum. Hala maaşlı sporcuyum. Tabii ki de bir onlar kadar değil. Hatta hiç yakın bile değil yani rakamlar. Ben bir Lamborghini'ye asla binemem mesela. <laughs> Ama Türkiye'deki fiyatla da Amerika aynı değil. onun yani değil. Orası da var tabi doğru değil biraz popülerliği de şey ön planda. Türkiye'de çok popüler bir spor kesinlikle değil. Yani çok hala çok azız. Hatta son iki senedir bir düşüş daha oldu Kaykay'da neden bilmiyorum. Ee, onun dışındaki sponsor olan insanlar var. Tabii ki sponsor olan bir sürü çocuk var. Bunlar malzeme alıyorlar. Ee, malzeme karşılığında onlar o markalar adına kayıyorlar. Bu da gene çok iyi bir seviye yani bence. Türkiye daha iyi açısından evet Türkiye açısından çok iyi. Daha iyi olmasını da çok istiyorum, çok arzuluyorum da yavaş yavaş olacağını düşünüyorum ama galiba bir 5-6 yıl daha olmayacak sanırım. Bir 5-6 yıl daha var diyorsun. Var var değil mi? var. Ufak ufak böyle ufak ufak paralar dönmeye başlar. Yani sporcuya değer verilir. Hani sponsor olup ya bu işten de para kazanmasın diyebilirsin ama öyle Hı -hı. de değil. Şöyle oluyor. Sen o çocuğa para verdiğin zaman o çocuk parasıyla kendine geçindirip kaykaya daha çok vakit ayırıp daha iyi bir sporcu oluyor hani e, daha iyi noktalara gidebilir. Ee, şimdi şunu merak ediyorum senin ilk sponsorluğun nasıl oldu? Firmayı sormuyorum yani tamamıyla simksetlerden ee, ya merak ediyorum. İlk sponsorluğum 2007 yılında katıldığım bir yarışmada birinci oldum hı hı. ve orada e, sponsorluk teklifi aldım. Yani yarışmanın ödülü falan değildi. Sadece ben e, ben Ankara'lıyım, Ankara'da yaşıyordum. Son 5 senedir daha böyle İstanbul'dayım. Son 2 senedir tamamen İstanbul'dayım. E, o zaman ilk defa bir yarışma için, hadi dedim ben gideceğim bu işe. E, gittim, katıldım, birinci oldum. Orada bir sponsorluk teklifi aldım. Serüven öyle başladı. Ondan sonra devam etti. Şimdi e, ilk katıldığın yarışmada şampiyon olduğun zamanki hissettiklerini merak ediyorum biraz. Ya üstünden zaman da geçti aslında ama. Mesela arkadaşlarım gelmişti ee, hala arkadaşlarım olan Barış ve Togan oradaydı mesela ee, şok olmuştuk hepimiz aslında yani hiç yarışmaya katılmamışım ondan önce video yarışmasına katılmıştım Türkiye o zaman Türkiye şampiyonası vardı video ile katılınıyordu ben de ikinci olmuştum o yarışmada bir arkadaşımızla beraber ama hiç canlı canlı bir yarışmaya katılmamıştım İlk performansımdı ve benim için de ilkti yani her şey çok yani böyle o birinci açıklandığı işte hani düştüğümde çok şey vardı yapamadığım kaçırdığım falan. Ona rağmen her şey iyi gitmiş. Ama sen işin içindeyken onun farkına varamıyormuşsun. Onu anladım. Çok da hatırlamıyorum. Üstünden zaman geçti şimdi ama gene de hani az çok şeyi hatırlıyorum. O içinde böyle bir kıvıl kımıl şey olur ya o vardı <laughs> yani. Ayaklarını titriyor <laughs> tabi Tabii vardı vardı. <laughs> ya şimdi bir de şu var. Eee Hangi yarışmalara katıldın? Kaç derecen var? Diyemiyorum. Ben baktım baya böyle açmam lazım böyle işte. <laughs> Çok fazla var ya. Abi cidden katılmışsın yani. Hani Türkiye'de var mı bu kadar yarışma? Ya yarışma oluyor. Küçük çaplı, büyük çaplı bir şeyler oluyor. Ben de katıldım. Ee, son birkaç senedir e... Ya bir iki sene önce ciddi bir sakatlık yaşadım. Kaykay hayatımı değiştirecek kadar büyük bir sakatlık oldu Olur, benim için. Geçmiş olsun. Ondan sonra yarışmalar biraz sendeledi. Kayış tarzım da sendeledi. Biraz daha durulmaya başladım. Çünkü cidden ayağım hala acıyor aslında yani. Çok dikkat etmeme rağmen. Hmm. Biraz da yaşımın ve git yani yaşımdan dolayı vücudumun yaşlandığından dolayı değil aslında. Çok iyi bakıyorum kendime ama ister istemez hayat beni buna itiyor. Çünkü yaşam zor. Yani evet. para kazanıp yaşamam gerekiyor. Kaykay'a ayırdığım vakit azalıyor bu sebepten yarışmalara katılmıyorum ama katılmamamın ilk sebebi bu değil. Birazcık daha jürilik kısmına döndüm. Ee, snowboard. snowboard'da teknik var. direktör olacağım diyorsun ya değil mi? aslında öyle bir şey yok ama snowboard tarafında şöyle bir durum var. Snowboardçuluğum da var ufaktan. Snowboard'u da seviyorum. Kışın gidiyorum hani falan. Öyle bir tarafı var. Orada hakemlik şeyine gittim. Kursuna gittim federasyonun. Orayı da geçtikten sonra hakemlik kısmında çok hani bir şeyler aldım yani federasyonda şu an profesyonel olarak hakemim freestyle hakemiyim ee, onu da oradan bir şeyler aldım aldığım için hakemliğin ne olduğunu gördüm bunu kaykayla birleştirdiğimde ya ben bu işi yapmak istediğime karar verdim çünkü hak geçsin istemiyorum evet. o işi profesyonel yapmak istiyorum kimseyi kaymasın kimseyi kaydırmayalım hani her şey düzgün olsun o yüzden bunu da sardım ve yarışmalara katılmayıp son zamanlarda hakem olmayı tercih ediyorum. O zaman seni böyle ileride ve SLS'de düşünür 100. O da değil mi ya? <laughs> Ama çok güzel yarışma SLS, o da. SLS çok kopuk bir yarışma. Şu an dünyanın en büyük yarışması oldu. Bildiğin maç izler gibi ee, izliyorsun. Ya zaten Amerika'ya baktığın zaman rakamlar çok yüksek gelmiş. Şu an herhalde yaptığım son araştırmada bir 15 milyon gibi bir rakam vardı şu an 20 milyon falan bir kaykaycı kitlesinin olduğunu düşünüyorum Bunun anne babası var işte sadece fan olanları var vesairesi çok ciddi rakamlardan bahsediyoruz Yarışmalara da gerçekten sıf yarışmalara gidenler var mesela Open Pro diye bir şey oluyor işte Amsterdam'da yapıyorlar ya da işte Belçika'da yapıyorlar insanlar buralara bilet alıp şeymiş gibi festivale gidersin ya onun gibi gidip e, yarışmaları izliyorlar yani bayağı NBA maçı gibi bir şey aslında ben hmm. de öyle takip ediyorum bu arada hani ben de açıp böyle ha gece işte dö bize gece denk geliyor Amerika'da yapılanlar bayağı gece alarm kurup kalkıp açıyoruz izliyoruz. Facebook'ta böyle biraz private gruplarımız var. Gerçek böyle niş kaykaycı tayfaların bulunduğu. Oralardan yazılıyor abi işte şey akşam mesela var. Linkler atılıyor. Saat işte bize göre 3'te 5'te falan. Hani kaçırmayın diye. Bayağı takip ettiğimiz bir yarışma. Güzel de bir yarışma. Tavsiye ederim. Game of Skate'in e, açılımı ne tam olarak Game yani... of Skate başka bir tarz yarışma. Game uh -huh. of Skate şöyle e, iki 2 ya yani minimum iki kaykaycı olmalı. 2 ve üstüne doğru gidiyor. Bir kişi hareket gösteriyor, öbürü o hareketi deniyor. Yapamazsa harf alıyor. Bunu da skate yani Kaykay kay, beş hı hı. harf skate. Mesela S aldı, tekrar gösteren tekrar gösteriyor. Yaparsa öbürü tekrar deniyor. Eğer yapamazsa gösteren kişi sıra öbürüne geçiyor gösterme hakkı. O deniyor, o yaparsa öbürü yapamazsa harf ala ala gidiyor. Skate olan bitiyor. Son harfte son hareketse eğer yani son harfi ise iki kere deneme hakkı var bonusu oluyor. E, bu da popüler bir yarış. E, böyle şeyleri Berix diye bir site var. Oradan takip edebilirler. The Berix Bir de şey var. E, ben çok seviyorum. Yani yapılan hareketi anında söylüyorlar biliyor musun? Ya çok zor bir şey değil mi? Çünkü şimdi ben sana başlarsam kaykay hareketlerini bana açıklasana diye. E, bunun grevi var, air'ları var. Her şeyinde farklı farklı hareket izimleri var. Kombinasyon bunlar... çok zaten. Evet. Ya adam diyorsun o slide 02K no like mesela hani salladım şu an. şu hemen biliyorlar ya çok güzel bir şey bu. Ya ama şöyle bunların hepsi aslında tam olarak tabii ki bir sayı veremem ama şöyle söyleyeyim sana. Diyelim ki 50 tane hareket var totalde. 50'sini de birbirine harmanlıyorsun ve 50'sinin de ismi arkasına ya da önüne geldiği için sen ben sana onları eğer o 50 hareketin ismini de biliyorsan ard arda sıraladığında ne olduğunu çok net bilebilirsin. Hiç şey yok, karıştıracağın hiçbir durum yok. Bazen hmm. backside ile frontside karışan bir şey. O da dönüş tarzı. İşte içe doğru dönersen backside oluyor. Dışarıya doğru dönersen frontside oluyor. Bir tek karıştıracağın nokta bu olabilir. Ama onun dışındakileri hareketlerin hepsinin ismini biliyorsan... ...zaten gerisi kombin. O yüzden hiç karıştırmazsın. Ben de onu karıştırdığım için zaten öyle dedim biliyor musun? Onu benim bir çözmem lazım. Var. Ya valla Cenk abi bilmiyorum <laughs> ya. E, ben Bense gelelim biraz. Ondan sonra mola verip e, artık kaykayın ne olduğunu... ...böyle bizzat malzemeyi, objeyi böyle çıkartıp öğreneceğiz. E, Vans ile bağlantın ne? E, ben Vans sporcusuyum. Birçok marka olduğu gibi. E, Vans bunlardan en büyükleri benim için. E, yaklaşık da 4 senedir Vans beraber çalışıyorum. Onun dışında işte McFit var. E, Kaykay'da Bones tekeri, Bones Wheels var. Ondan sonra Trak markası var. E, TV diye hani birçok var. Yani var da var. E Vans bunların başına geliyor 4 senedir çünkü çok güzel bir birlikteliğimiz var. E, bu birliktelik içinde iki tane Türkiye'de tur yaptık. Bir tanesi Türkiye'nin büyük şehirleriydi, bir tanesi Likya yolu turuydu. E, daha sonra güzel bir e, açılış yaptık. Bu açılışta kapalı bir yere mini ramp kurduk. Orada bir parti verdik. E, Taksim'e mağaza açtık direkt yani şey bir mağaza böyle. Sadece Vans olan ve gerçekten kaykay kokan bir mağaza açtık. E, birlikteliğimiz böyle. Takımımız var. Şu an dört kişiyiz. E, öyle devam ediyor. Keyfimiz yerinde. Ben de Sorun yok. Sorun yok diyorsun. Sorun yok. Sponsorluk e, sponsorlukla ilgili son olarak şimdi mesela bir kaykaycı arkadaşımız bunu izliyor ve sponsoru yok. Ne yapmalı? Ya bir kere şöyle e, gerçekten seviye önemli. Kendi seviyelerini bir önce ölçüp içmeleri lazım. Sponsorluk kişilerden birazcık bakıp Fez almaları gerekiyor hani ben ne kadar iyiyim ya da ne kadar kötüyüm bana olur mu olmaz mı diye ee, Onun dışında markalara ulaşmak o kadar zor değil açıkçası Yani sallıyorum bir tanesi benim markam mesela ee, Hem noir olarak yani noir skateboards et diye bana atabilirler ee, Direkt Facebook'tan zaten ulaşabilirler instagram hesabımdan ulaşabilirler ee, onun dışında diğer markalar da aynı şekilde ulaşabilirler videolarını çekmeleri lazım videoları yollamaları lazım zaten piyasa çok büyük olmadığı için küçük bir piyasa herkes aslında iyi kayan kötü biliyor bir şekilde kendi aramızda yapabildiğimiz kadar döndürüyoruz ama e, biraz Türkiye'de kaykay kültürünü değiştirmek adına bu işi daha profesyonelleştirmeye çalışıyoruz biz marka sahipleri olarak e, çünkü gerçekten yurt dışından birçok konuda eksiğimiz var daha iyi olması gerektiğini düşünüyorum o yüzden de mücadele ediyoruz. Ee, şarkı arası verelim sonra Lütfen. kaykayı detaylı izleyelim Tamamdır Do you wanna touch me Şarkısıyla sizi baş başa bırakıyorum Do you wanna touch me <laughs> Güzel şarkıydı gerçekten ben çok beğeniyorum bunu Bunun bir de I love rock rock'n'roll evet. Öyle bir şey vardı evet. Değil mi? Aynen Çok güzel Yapıyordu o kadın ne oldu? Ben çok takip Dinliyorum. etmiyorum onu biliyor o musun? O kadar sanatçıları takip etmiyorum Dinliyorum ama Eee <laughs> Yani bi biyografisini bilmiyorum açıkçası hayat hikayelerini Şimdi doktor bu ne? Doktor bu ne? Bu bir kaykay Bu bir kaykay Peki bu ne? Ee, zımpara O üstündeki zımpara ee, Bu da sansürümüz bu arada ha Evet ufak bir sansürümüz var Sansüre de gerek yok aslında o Böyle bir tane, bir tane bir zımpara, zımpara yapalım var. mı? Cenk, Cenk diye. diye mi üstünde? Evet evet <laughs> Değişik olabilir Şimdi e, bu zımpara olmazsa ne olur? Bunu soralım. Zımpara olmazsa hareketler çok kolay olmaz. Hani olur ama yani çok zor olur. Zımpara ayağını tutuyor. Hı hı. Kaykayda yaptığın hareketler kaykayın üstünde ayaklarını sürterek ve arkaya basarak. Tail ve nose dediğimiz kısımları kullanıp buralara basarak yapıyoruz. Ön ayağımızı sürtüyoruz vesaire. Böyle şeylerle hareket oluyor. Zımpara da tutmasını sağlayan baya önemli bir nokta bu arada. Zımparayla ilgili mesela bir tavsiye verebilirim. Zımparanız ne kadar az pislenirse o kadar iyi ayağınızı tutar. Pissetmemeye özen gösterin. Pissetirsek şimdi şöyle düşünün zımparanın tam sana olayını söyleyeyim. Büyük kaya parçalarını düşün. Büyük kaya parçaları nasıldır? Böyle delikli delikli, araları boşturur ya. Hı, hı. Zımpara onun en küçük mikro hali. Küçük küçük taşlar var. Sana büyük kaya parçalarının ortasına ya da işte boşluklarına kum dökersen komple düz olur ya. Bu da tozlandıkça oraları düz oluyor. Dolayısıyla ayağın tutmuyor. Ayağın tutmadığı zaman zımparanın hiçbir amacı yok. O yüzden olabildiğince iyi bakmak gerekli. Eğer imkanı da yoksa sporcunun yani değiştiremiyorsa tahtasını kaykayı eskidiğini düşünüyorsa zımparası tutmadığı için zımparasını değiştirerek birazcık daha kullanabilir kaykayını aynı performansta. Tahtada peki ben şunu çok merak ediyorum. Bu mesela High Concale 8 15 falan. 25 i̇şte. falan öyle. Yani 7-8 ile 8-25 arasındaki fark ne? Ee, bunların hemen şöyle söyleyeyim. Ayakkabı numarasıyla bir alakası yok değil mi? Yok Aa, ya. Cenk'i gitti. <gülüyor> <gülüyor> ee, bu her zaman... Bu ayakkabı işi biraz bizde var galiba. Ben yurt dışında hiç böyle bir şey duymadım. Ayakkabıyla ilgili bir şey. Ayakkabı numarasına göre kay kay alınmaz. Bu, e, yani yok öyle bir şey. Tamamıyla kayış tarzın ve sana hitap etme şekli. Hani sen neyi seviyorsun? Geniş mi seviyorsun? Onda mı rahat ediyorsun? İşte... Daha darda mı rahat ediyorsun? Tamamıyla sana kalmış bir şey aslında. Ha, ufak trikler şöyle olabilir. Küçük bir çocuksun. Yani ayağın 35 numaraysa e tabii ki 8,5 tahta kullanmamalısın. Rahat ediyorum diye. O senin için ağır. Biraz daha küçük tahtalar tercih etmelisin. Ama mesela ben benim yaşımda ya yaş olarak değil daha doğrusu pardon. Benim kilomda, benim ayağına sahip olan, benimle aynı boyda olan bir sürü insan 725 kullanıyor. 825 kullanıyor. Ben kullanmıyorum. Hani bu tamamen seninle alakalı bir şey. Aynı şey tekerde de var, trakta da var. Evet. Ölçüler. Tahta Millimetre ölçüleri yapalım, Evet. Şimdi tahta ölçüleri 7-8, 7-5 vesaire diye gidiyor. Bunlar inç aslında. Yani hmm. 8-25 bir tahta sanırım 22 santim, 23 santim falan oluyor. Yani inç hesabı olmuş. Amerika'dan çıktığı için e, normalde santimde diyebiliriz aslında. Da öyle öyle denilmiyor hiç şeyde ise tekerde ise milim var. Milimler işte 49'dan 45'te falan da var sanırım. Hiç bilmiyorum. Almadığım için hiç ilgilenmiyorum ama 60'lara 70'lere kadar gidiyor. Sonu yok longboard'da hele daha da büyüyor iş. O o bo bak o bu işte bak. Görüyor musun evet, farkı o, bak? O ciddi bir fark var. O evet. gene bu arada seçim de e, teker seçimi de sana kalmış bir şey. Sertliği var, yumuşaklığı var, genişliği var, darlığı var. Trakta da yüksekliği var, alçaklığı var, genişliği var. Tırağın genişliğini birazcık tahtaya göre seçmek gerekiyor. Ama tanıştığım proların içinde mesela bazıları e, tahtasını 7-8 kullanıp ya da 8 kullanıp tırağını 7-5 kullanan da gördüm. Adem. Çok alakasızca. Adem. E, Adem nasıl kullanıyor bilmiyorum. E, Benim ama... Adem'le maceram sana söyleyeyim mi? Yok. bilmiyorum. Bak şimdi. Yani biliyorum gibi geldi bir an söyledi. Pardon ee, kafam şimdi karıştı. Şimdi şöyle. Bak onu anlatayım biraz lafını kesmiş gibi oldum da. Ben dershaneye gittim. Kafamda işte şapka var falan böyle kaykayım falan var. Oturuyorum yanıma biri oturdu. Dedi ki işte ben de kaykay kay kayıyorum falan. Sen de mi kaykay kay kayıyorsun? Çocuğa ne dedim biliyor musun? Ola atmayı biliyor musun dedim. <laughs> Adem'e. Adem'e dedim. Adem dedi ki gelsene ben de kalamışa. Tamam dedim iki gün sonra bir kalamışa gittik. Dedim ben kaykay kay kaymıyormuşum. Sen ne yapıyorsun ya? Yani senin burada ne işin var dedim. Git yurt dışına. Git kay zaten ondan bir sene sonra falan herhalde e, yurt dışına gitti. Afrika'ya değil Afrika mi? Afrika'ya gitti o da evet. Evet. Benden sonra o da Afrika'ya gitti. Tamam konumuz o değil. konumuz şuna gelsin. Ee, şimdi neredeyse bu kadar o'le atıyorsun ha. Bu kadar o'le atıyorsun. Ben seni gördüm yani. Hani e, Oli ile ara mı? Oli en evet. sevdiğim hareketlerden bir tanesi. Çok hızlı. Ya yani, Oli kaykaydaki en temel hareket, zıplama hareketi. Oli ile aram çok iyi. Seviyorum gerçekten. E, yüksek yapmakta da daha çok hoşuma gidiyor. Çünkü e, mesela bir yere kayarak giderken eğer o çok iyiyse asla kaykaya elini alman gerekmiyor çok saçma bir yerden geçmiyorsan. O yüzden o ile aram iyi yani çok da kayarak giderken çok kullandığımdı bir şeydi. Bunun flat, low, high, concave ile bir alakası var mı yoksa tamamen kaykaycının zıplama durumuna mı bağlı? Kaykaycının zıplama durumuna bağlı. Evet bazı şeyler e, hareketlerde... bir high concave ya da low concave evet işe yarıyor kabul tamam ama çok nadir bana göre nadir ben mesela Lowla medium konkav seçiyorum tercihim. Ama ona rağmen hani yüksek olayı yapabiliyorum. Tamamen kişisel. Hatta bazen high olduğunda e, tahtanın o arka kısmının yüksekliği yere daha fazla olduğu için basma mesafen daha fazla oluyor. Dolayısıyla vakit kaybı oluyor. Ben o yüzden çok fazla tercih etmiyorum açıkçası. Hmm şimdi ufaktan kameramanımız da bir baksın. Efendim abi şimdi söyle. E, gerçekten tercih meselesi diyorum. Tercih değil mi? Evet. Ya beni çok yanıttılar Şu an bu gördüğünüz kaykay çok pahalı bir kaykay. Fiyatını vermek istemiyorum ama yani şu mesela titanyum bir trak. Kaplama daha doğrusu. Tamamen değil. Ama hani olmasa da olurmuş abi. Diyorlar ya işte titanyum evet. daha sağlam, diğeri kırılıyor ya falan. Yok abi öyle hiç bir şey böyle yok. bir şey yok. Ee, gerçekten bu markacılık, yok işte bilmem necilik bunların hepsi e, marketing. Evet yani. Ha hafifliği tamam. Hafif olması iyi bir şey. Okey. Ama sağlamlığında çok fazla değiştiren bir şey yok. Bir kere tahta zaten yok. Tahta tahta yani. Hani hepsi tahta. İyi kötü tahta var. Gofret dediğimiz bir şey var. Kötü tahta var yani. Hani ama iyinin daha iyi bir tahtası yok. İyi bir klasman zaten belli bir seviyedeki tahtaların hepsi iyi. Sadece tarzları değişiyor. Mesela markalara göre konkevleri değişiyor. Evet. Şekilleri değişiyor hafif. İşte ne bileyim nozu tail'ı biraz daha sivri oluyor falan. Bu kadar. Onun dışında gerisi aynı. Yani malzemesi değişen şeyleri var. İşte bonus tekerde farklı bir e, malzeme buldular kendilerinde. STF diye bir şey çıkartıyorlar. Bizim flat spot dediğimiz bir şey var. Tekerlerde Power slide yaptığın zaman düzeliyor. Tak 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 etmeye başlıyor sonra giderken yuvarlak Hı -hı. bir şeyde. Olmuyor diyorlar. Evet olmuyor bu arada hakikaten. Daha böyle uzun sürede oluyor ama onun dışında Anne hani kaykay kırılıyor mu? Kırılıyor. Trak kırılıyor mu? Kırılıyor. Titanyum trak. Ben şimdi onu atayım bakayım arabanın altından ne oluyor yani. <laughs> Değil mi? Şey değişmiyor yani. Kingpin mesela. Kingpin çok kırılan bir şey. Kırılıyor mu kırılıyor. Çözüm yok. Biraz geliştirmeye çalışıyorlar Hı -hı. ama kaykayda çok teknik bir şey yok. Snowboard mesela biraz daha teknik bir şey. Ama kaykayda o kadar acayip teknoloji bir durumu yok yani. Tamam. Bu gördüğünüz tahta, bildiğimiz tahta. Bildiğimiz tahta ha. değil bu arada. Akça, ya, ağaçtan. akça, ağaç akça ağaçtan yapılıyor. E, 6 ile 8 kat arası benim bildiğim. E, 9 var mı emin değilim. Ama ortalama geneli 7 kat yapıyorlar. Hani 6 daha hafif oluyor. 7, 8 biraz daha kalın oluyor falan. E, ama genelde markaların kullandığı akça ağacın 7 kat. Ve Canadian maple diyorlar buna. E, bekleme süreleri falan var. Ben de böyle bir marka kurduktan sonra fabrika ile konuşa konuş öğrendim. İşte ağaçların yattığı şerbetler var. E, şekillerinin verildiği işte o tutkallar bilmem neler hepsi değişiyor. Normal bir tahta değil aslında yani. E, bir de şey var. Adı ne bunun? işte impact'leri, impact'leri var da o pek bir fark yok değil mi ya? Ya açıkçası bence yok. E ama olduğuna inanıyorlar. <laughs> öyle mi diyelim? <laughs> öyle tamam, diyelim, öyle ya, diyelim. Var tamam. diyelim ama bence yok yani. <laughs> ee, şimdi bu gördüğünüz şey de Kingpin büyük demir. Bunun arasında domates dediğimiz ama aslında Bushink. da bushing. Onları tutan bu işte iki demir var. Bunlar önemli aslında değil mi? Patlatıyor ee, çünkü diğer türlü en önemli şeylerden bir tanesi. Kaykaydaki bütün parçalar önemli bu arada. Hiç fazla bir parça yok kaykayda. O bushing dediğimiz parçalar sağa sola dönmesini sağlayan parçalar. Bunların yumuşaklıklarını var mesela seçebilirsin. Daha çok manevra yapmasını daha çok istiyorsan yumuşağa gidebilirsin vesaire. Kingpin'deki o vidayı da açarak elindeki olanı yumuşatıp sertleştirebilirsin. Öyle seçenekler var. Gıcırdaması normal mi? E, gıcır diyor ya. Gıcır yani normal diyorlar. değil mi o? Gıcır diyorlar normal. Benim bir arkadaşım Bazı... ya evet çok gıcır diyor dedi. VD40 sıktı. Çok fena Abi, oldu. VD40'ı galiba içeceğim bir gün. <laughs> Vallahi. Her şeye yarıyor yani. Aynen. E, gıcırdaması normal bazılarında olmuyor bu anladığım kadarıyla o plastiğin e, yapısından malzemesinden bazıları gıcırdamıyor bazıları gıcırıyor. Tamam şimdi e, ufak trak tahta bitti teker Böyle tabii çıkmıyor bu. Ee, Tuğlu tuğulu var bunların böyle ufak T şeklinde olan. Böyle çıkıyor da evet. işte şimdi hani ben sesi kesemem burada yani sonuçta radyo o yüzden ben önceden çıkartmıştım. Şimdi bunda şöyle bir algı var. işte abek 5 daha hızlı, abek 7 çok daha hızlı, abek 9 vuhu gibi böyle bir kavramları var ABEC ama ne var. diyorsun? Yani abek diye bir şey var. Ee, abek 1 3 tekli olarak yukarıya doğru gidiyor. Benim rakamsal olarak bildiğim abek 11 var. Onun dışında seramik var. Ben seramik rulman tercih ediyorum. Çünkü bir kere uzun süre dayanıyor. Evet biraz normal rulmanlara göre pahalı. Ama bir tane alıyorsun ne 3 sene kullanıyorsun. Kafan rahat oluyor. E, rulman önemli. Bir taraftan da çok da önemli değil. Yani çok hızlı gitmesi eğer zaten hani hareket yapıyorsan böyle bir şeyin yoksa yaldır yaldır bir yerlere gitmiyorsan bir long borçlu değilsen bence çok abeye tutulmamak gerekiyor. Benim tek derdim ben alayım dağılmasın kaymaya gittiğim zaman orada işte rulmanın patladığında sağdan soldan rulman dilenmeyeyim diye öyle bir tercih yapıyorum. Onun dışında bence hani kaliteli markalardan bir tane alınıp onu kullanmaya yani çalışılmalı. ABEK 7 ya da ABEK 5 çok özel şeyler değil. Bu benim evet. kişisel fikrim. Ya şöyle e, sanayi rulmanından ziyade böyle kapaklı rulman alırsanız e, en azından temizliği daha kolay oluyor ki sen neden kapaksız kullanıyorsun? Kapaksız Kapağını çıkardığım zaman sesi daha güzel. Ben o yüzden. Sesini hmm. sevdiğim için ama e, daha çok pislendiği için çabuk dağılıyor. Onu kabul ediyorum. E, sanayiden de bu arada alt rulmanların boyutu 608. Hmm. Plastik kapaklı 608'i sanayiden 1 liradan 20 liraya kadar tanesini bulabilirsiniz. Hatta 10 kuruşa kadar. Falan. Hadi canım. Evet, o yüzden e, aklınız olsun. Şimdi mağazalar bizi parçalar ama. Ya mağazalar <laughs> yani, tamam, mağazalar bizi parçalar. <laughs> evet, biliyorum bunu ama e, gerçekten bazı zor durumda olan insanlar var ve hani gidip alınabilir. Yani sanayiden de Hani bulunabilen evet. bir parça. Aspara değil abi bu da. Ama şu da var mesela ABEK 5 ile ABEC 7 ikisinin içinde de 7 tane rulman var. Aslında oradaki o ABEK kavramı aralarındaki mesafeymiş. Evet bu arada top sayısı değil. Ama evet. bazılarında normalden az top oluyor. Sadece benim bilip duyup kullanamadığım içi e, Amerika'da öğrenmiştim. İçi spiral olan Hadi e, canım. bir rulman var. O çok stabil hızı götürüyormuş ama hiç deneme fırsatım olmadı. Böyle bir şey duydum. Kesin bizim sanayide de vardır ama. Bence de bizim sanayide ne yok ya? Var var Aynı evet. Yani. Ben e, bayağı komik bir anı normal bir şey için rulman almaya gittim sanayiye. Hani arabayla ilgili bir şey için. Masanın üstünde bir markanın kutu kutu şeyleri duruyordu. Yani bildiğim bir Kaykay markasının rulmanları ama çok alakasız bir yerdeyiz. Ben böyle bir baktım. Abi dedim bunları nereden buldun? Yandı kay kayrulmadı. bazen soruyorlar da biz de getiriyoruz dedi ama hani adamın haberi yok aslında hangi marka ne olduğunu bir yerden bulmuş ve getiriyormuş 5-10 tane. Hadi ya <laughs> evet. süper. Ee, bunun arasına konulan şey içinde onu da mı? Spacer. Açılır. Aynen spacer dediğimiz şey var. Spacer. Açma açma hiç uğraşma. Yok ya kolay hemen tak diye şöyle koyuyorsun al şu. Ee, masanın üstüne koyamıyorum bu arada izleyicilerimiz çünkü masanın üstü mikser yani bir yere bir şey koyarsan bir yere basarsa burada imdat diye varmamız lazım. Bu işte. Bu gördüğümüz şey. Bu kullanılması lazım değil mi? E, ben tercih ediyorum. Şöyle hareket yaparken bazen kaykay primo dediğimiz bir şey var. Yan düşüyor. Hı -hı. Yan düştüğü zaman ve üstüne sen de basarsan rulmanlar e, sıkışıyor. O sıkışmasını engelliyor. Rulmanların da ömrünü biraz uzatıyor. Ama bu bir inanç da olabilir. <laughs> bu ne peki? Pul. 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 Pul da aynı aslında görevi yapıyor diyebiliriz. Hem Hı -hı. birazcık sıkışmaması için hem de İki tarafta sürtünen bir yer var. Yani kaykay rulmanı dönüyor. O o küçük pullarda hafif en uçlardan e, bir boşluksal sağlıyor. Yani spacer diyebiliriz ona da. Hı hı. O da değmediği için e, dönmesini rahatlatıyor. Onu takmadığın zaman gerçekten dönmesi zorlaşıyor eğer çok sıkarsan. Rulman, yani bunlar biraz rulmanın ömrünü uzatan şeyler. E, peki çok sıkacak mıyız somunları Cenk abi? Hayır. Eee Olabilir yani önce rulmanları bir kere iyi oturttuğunuzdan emin olmak gerekiyor. Ardından somunu takıp şeyleri unutmuyoruz, pulları unutmuyoruz tabi. Evet. Somunu takıp sıkıyoruz ama böyle bir yarım diş, bir diş boşluk olacak şekilde bırakılmalı. Hani teker içinde hafif hafif sallanmalı, çok sıkılmamalı. Şöyle hafif bir, çok hafif. Evet, değil mi? evet. Ee, bunun dışında başka bir sorusu var mı? Bunun işte kask ekipman bunları kullanmalıyız, değil mi? Ya belli bir seviyedeki sporcuların kullanması şart bence. Ee, ben tavsiye ediyorum özellikle kas konusunda. Hı hı. Hani ben kullanıyor muyum? Hayır. Ama kullandığım noktalar oldu. Bundan kaç kaçıyor kesinlikle değilim. Mesela Amerika'da birçok özel kaykay parkında zorunlusun. Hiçbirisinde de gidip ya ben takmam bunu demedim. Hepsinde de taktım. Hani hiç de pişman değilim. Ne olacak ki kafanda duruyor yani çok hı hı. hani çok rahatsız etmiyor alıştıktan sonra. Takılması gerekiyor özellikle belli yaş ortalamasında yani bu yaş hani en azından küçük yaş diyelim ki 18'e kadar ya da 15'e kadar bence takmaları e, büyük bir şey tavsiye benden bir taraftan aile için de önemli ailenin izin vermesi amacıyla Tabii ben takıyorum <laughs> ee, ve bence şöyle bir takılmalı. durum var ee, yani Maltepe'deki skate park'ta ciddi anlamda büyük kazalar oldu ve orada biz kendimizi savunurken adam diyor ki burası herkesin parkı. Siz, sizin yeriniz değil diyor yani. Adam orada kaykay kay rampasını kaydırak gibi kullanıyor, bunu yanlış görüyor. Güvenlik. Ya bunun gibi şeyler çok var. Avcılarda falan da onlara. arkadaşlarımız çok yaşıyorlar. Kaykay kay kay kayılan o demirlerin üstüne çamaşır asmalar. İşte kaykay kay kayılan o baksların üstünde mangal yapmalar falan. <gülüyor> Köseli <gülüyor> ayakkabıyla işte rampaya çıkma yarışları yapıyormuş böyle abiler Aynen. falan. Böyle şeyler yaşanıyor ama <laughs> Çünkü çok uzak bir kültür. Kaykay dediğin kültür Amerika'dan gelmiş bir kültürden bahsediyoruz. Bize çok uzak. Yavaş yavaş tanınıyor ama çok yavaş gidiyoruz. Kaykay'a gelene kadar zaten çok şey var. Ben buna da inanıyorum hani gerçekten. Hı hı. Ee, durum bu. Denge ayağınız var mesela Kaykay'da. Aa bunu koyamadım dur koyayım. Tamam. Ee, Regular ve goofy denilen bir şey var. Ben mesela e, Kaykay'ı birazcık da böyle uzaklaşmam. Longboard'a geçme sebebim de Oli'yi. Çok zor attım ben abi yani 3 senede falan çıktı. Bu benimle alakalı olan bir durum değil. Benim arkadaşım bana durduğum yerde regular oli gösterdi ama ben goofy kayıyorum. Ya şöyle aslında bu sonradan toplanabilecek bir şey. Ama ee, çok zor. Alıştıktan sonra evet birazcık zor kabul. Ee, ama yani regular ve goofy tercihi bir kere şöyle. Önce regular'ı söyleyeyim. Regular dediğimiz şey sol ayağın önde olduğu. Şöyle. Evet. Kaykay kay, hani iki ayağın tam yan olan yapılan bir spor. Hı hı. Ee, Al şey, yerinde anlat. Bunu bile sansürledim. Tamam onu da göstereyim. Beni gören kamera varsa eğer. Kaykay kay, tamamıyla yan sürülüyor. Yani yengeç gibi olmanız lazım. Sol ayağınız öndeyse regular'sınız. Sağ ayağınız hı hı. öndeyse goofy'siniz. Ee, bu güç şeyi böyle bir sürü taktik var. Yok işte sırttan öne itmeceler var. İşte hangi ayağını öne basarsan hı hı. sen o ayağın önünde kayıyorsun bir sürü taktikler var saçma sapan. Ama bu birazcık bence deneyince kişinin kendi şey yaptığı bir şey. Ee, öndeki ayağın daha güçlü ayağın oluyor. Hani hı hı. öne bastığın ayağın daha güçlü olduğun ayağın oluyor. Ona onunla hem fikiriz. Senin dengeni çünkü o sağlıyor. Arka ayağın birazcık daha seni iten ve e, sadece tek ayakta dururken işini kolaylaştıran bir şey gibi aslında. Ama tamamen kişiye özgü bir şey. Regular Goofy'ye daha kendisi belirlemeli bence. Ee, mesela şimdi bak. Şöyle ben e, goofy kayıyorum. Tamam. Tamam. Attım oli. Attım noli. E, ters çevirdim. Kendimi ters çevirdim. Bu şekilde attığım zaman switch mi oluyor fake mi oluyor? Yani normalde sağ ayağın önüne kayıyorsan. Tamam. Bu goofy. Tamam. Sol ayağını öne koyup oli yaparsan sen switch oli yapmış oluyorsun. Switch. Oli. Ama e, sağ ayağın önüne kayıyorsun gene Hı -hı. normalde. Sen... Sol ayağın öne geçtin. Sivice switch geçtin. Hı hı. switch'te düz ileri doğru kayarken kaykayın ön tarafına doğru hani nose ve tail dedik ya. Hı hı. Ön tarafından hareketi yaparsan o fake olmuş oluyor. Fake olmuş evet. oluyor. Tamam lan oluyor bu. Bir de şey varmış ben onu çok iyi bilmiyordum. Sağ ayak önde sol ittirirsen işte bu yani e, goofy gibi olan mongo goofy ama şey gibi arkadan ittiriyorsun önden değil. E, ya şöyle işte o da e, sen... Bu mi dedin? regular'ım mı dedin? Ben Gufi'yim. Sen kaykayın üstünde Gufi çıkıyorsun ama muhtemelen iterken işte regular itiyorsun. Evet. Bu Mongo. Mongo değil mi? Evet. Bu bizim sevmediğimiz bir şey mesela. <gülüyor> <gülüyor> ya enteresan şeyler. Bunu düzeltmen deniyorum. lazım. Ben düzelteceğim ya. Benim benim düzeltmem gereken çok fazla şey var. Birazcık şöyle ön yani ittiğin ayağının hani önde duran ayağının, Gufi olan ayağının Hı -hı. E, şey yaparsan kaslarını eşitlersen iki ayağınında o zaman toplayabilirsin yani dışarıdan da destek alabilirsin Tabii. spor yaparak spor yaparak değil de ya ben ya çok yanlış öğrendim de longboard'a toparladım aslında bunu sadece skateboard'da biraz değişeyim öyle söyleyeyim sana longboard'da daha normalim yani gayet goofy kayıyorum yani hiçbir sorun olmuyor ya kaykayda da yaparsın İkisinin tek farkı aslında bir tanesinin küçük bir tanesinin büyük olması ama hareket yapıyorsun dışında. hareketler dışında işte harekette işte, biraz sıkıntı yaşıyorsun çünkü böyle bir değişik oluyor ya. Yani. <laughs> Hadi ki skateboardla longboard'un farkını söyleyeyim ben. Ee, şimdi bak. Bunun tırağı ters. Longboard'da ben bunu fark ettim. Bunun ya, nedeni? Tırağı ters ama markadan markaya değişiyor. Düz olanları falan da var sanırım. Hı -hı. Bir kere baştan söyleyeyim. Longboard'la çok haşır neşir değilim. Ama e, kayamaz mısın desen kayarım tabii ki. Komik de oluyor hatta benim için. Çünkü kaykay kay longboard'a göre birazcık daha zor. Hı -hı. Böyle... Daha küçük, işte tekerleri sert gitmesi zor falan hani çok böyle ulaşım çok ulaşım için bir şey değil. Hele ki Türkiye'nin şart yani yol şartlarında çok daha zor oluyor. Longboard'un tekerleri daha büyük olduğu için e, engel geçmek açısından daha rahat, yumuşak olduğu için daha rahat oluyor aynı zamanda. O yüzden daha eğlenceli ulaşım için ama longboard tercihim değil. <laughs> ya şöyle örnek vereyim şimdi e, mesela bir yokuş aşağı biz ben ilk başta longboard ineyim stabil, rahat, sakin. Ee, durmayı sadece slide yaparak işte, slide sadece durmak için kullanırım ama şimdi Cenk abin ise tırrrrrr değiner böyle ee, arada slide yapmak zorunda kalır dengesini koymak için çünkü skateboard birazcık daha böyle parka yönelik mi street'e yönelik mi? Yok hayır 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 hiç alakası yok aslında da ee, yani yol bozuk olduğu zaman kaykayın tekeri daha küçük yani. O aradaki tık tık şeyler vardır ya geçiş Hı -hı. kaldırımların geçişleri ya da işte e, asfalttaki delikler falan. Kaykay tekeri sert ve küçük olduğu için sen bunu daha çok hissediyorsun. Ama e, longboard'un tekeri yumuşak ve büyük olduğu için bunu çok daha güzel absorbe ediyor. O yüzden daha rahat. Ben şey fark ettim. E, kaykay mesela tekerlere takı şeye takılıyor ya taşa takılıyor ya. Bu taşı board, fırlatıyor. Longboard takılmaz. Yani ikisinin ikisine de aynı taşı koyalım. Kaykayın takıldığı taşta longboard takılmaz. Evet. Şimdi ufak ufak teknik bilgiyi bitirdik. Diyorum. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Ee, ya eklemek istediğim bir şey yok aslında ama ter zaten tercihlerden bahsettik. Hı -hı. Hafif teknik şeyden bahsettik. Ee, başka da üstüne bir şey kalmıyor. Bakkal kaykayı almayım diyoruz. Çünkü bakkal kaykayı yani kullanılacak bir kaykay değil. Hatta sizi kaykaydan soğutur profesyonel ya da yarı profesyonel bir kaykay mı? Yani diyorsun? yarı profesyonelle başlamak mantıklı çünkü birazcık pahalı ürünler bunlar. Evet, Ucuz değil. Özellikle ya. profesyonel kaykaylar pahalı. Yani şimdi bana sorsanız şöyle, maddi gelirimden dolayı değil de ederinden pahalı değil. Yani o kaykaya evet. ben o parayı veririm çünkü gerçekten profesyonel bir kaykay. Ama başkasının gözünde, hele ki küçük bir çocuğun annesinin gözünde bir kaykaya 500 lira vermek Biraz böyle bir göz kısıyor şöyle hafiften. O neymiş? 500 lira kaykay mı olur? Ama yani profesyonel bir şey olduğu için normal. Bu 650-700 civarı bir şey ya. Ya o çıkabilecek en maksimum Aynen. rakam zaten Aynen. o. Ama hani böyle... İlla birisi kaykaya başlayacaksa yarı profesyonel hani gene çok çöp bir kaykay da alınmamalı çünkü dediğin gibi kaykaydan soğutur. Evet. Yani 200 liraya da 250 liraya da kaykay bulunabilir. Onun evet. üstü böyle 350, 300'e böyle daha iyi kaykaylara geçiş yapabilirsin. Ee, 400, 500 zaten çok iyi bir kaykay demek. Evet. O herhalde kompleti toplama oluyor. Kompletler daha böyle uygun fiyatta oluyor, değil mi? Ee, Complete yani kendinden hazır olanlar daha uygun. Senin parça parça istediğin şeyleri topladığında tabii ki fiyatlar biraz daha yüksek oluyor. Ee, şimdi gelelim ufak ufak yayının sonuna. Hızlı hızlı sana bazı şeyler soracağım. En sevdiğin hareketler? En sevdiğim hareketler şu sıralar grind hareketleri. Grind hareketleri. Evet. Bunları çok seviyorsun. Ya seviyorum. Biraz da tutulduğum şeyler var. Hareketleri... Her hareketi yapmak değil, fıldır fıldır böyle flip gireyim çıkayım da değil de ben böyle daha hareketi öğreneyim ama öğreneyim uzun uzun yapayım güzel yapayım biraz öyle şeylere Hı -hı. tutuluyorum. Başına gelen en komik olay ya bu çok var ama galiba bir Vans turundayken işte biz bir parkta kayarken birilerinin bizi şikayet edip de polisin gelip bizi işte karakola götürmesi benim için komik bir olaydı çünkü. Kaykay kay kayıyorum yani. yani ne bali çekiyorum ne serserilik yapıyorum kaykay kay kay kayıyorsun niye bir kaykaycıyı alıp karakola götürürsün bir de cezayı yazıyorsun yani kaykay kay kay kaydığım için çok saçma I love cup diyoruz buradan <laughs> I love Abi, cup canım. bizim derdimizle de, güvenliklerle çok yassak seviyorum. kardeşim yassak aymayın burada diyorlar ya yani hani bir zararımız yok ki bir tek ses yapıyoruz yani... Şöyle güvenliklere diyecek hiçbir şeyim yok benim. Ben o konularda saygılıyım. Ha içimden bazen serserilik geliyor tabii ki yani ama yine de saygılıyım. Bir emir kulu yani yasak demişler ona yasak. Ha bazı noktalarda böyle gerçekten karşı çıktığım oluyor çünkü saçma sapan sebepler gösteriyor bana. işte yer kırılıyor diyor ama yer şey asfalt. Abi diyorum yer nasıl kırılır diyorum. Ya düşsem kafam kırılır. Yer kırılmaz diyorum hani hiç anlamayanlar da var gerçekten. Sırf bizi koymak için yani derdi. Hı, hı. Bazılarını hak veriyorum. İşte otoparkta kayıyoruz mesela. İşte arabalara gelir. Diyecek hiçbir şeyim yok çünkü gelebilir. Yani gelebilir. Saygı duyuyorum o yüzden ya. Herkesin işine saygı duyuyorum ama bazen tabii böyle canım orada kaymak da istiyor yani. Yalan söylediğimde oluyor. Yok abi olmaz falan dediğim hı hı. oluyor. <laughs> ya araba konusunda evet ya Cadde Bostan'da biz çok karşılıyoruz. Park ediyor, kay, kay çarpıyor. Bir de longboard ne kadar hızlı biliyorsun. Ya yamultuyor ya yani birkaç kere evet, bizim sanayide Meli abinin başına çok şey geldi onunla ilgili. Ee, şimdi unutulmaz kazanı soracağım. Yani hmm. yeter artık ben kay kaymayacağım dediğim bir zaman oldu mu yoksa tamamıyla skater day mı? Skater day tamam. hiç olmadı başıma ama tabii kötü şeyler geldi en büyüğü de Antalya'da atladığım bir 19 basamak vardı ee, orada komaya girdim Oo. bir gün komada kaldım. Çok net hatırlamıyorum olayları tabi nasıl olduğunu bittiğini ama Bıraktın mı? Bırakmadım bir turnedeydik sadece bir gün komada kaldım ertesi gün kalktığımda boynum çok ağrıyordu ee, Bir gün tur ekibiyle beraber devam ettim nereye gidiliyorsa gidildim ertesi gün kaymaya devam ettim Ya 2-3 gün sonra kaymaya devam ettin abi? Ya öyle oluyor bu arada o şeyden kopmuyorsun çok yeni mesela bileğimi kırdım 2 ee, ay oldu Bileğimi kırdıktan 7 gün sonra alçıyı çıkarttım, bir kaymaya gitmiştim. Hı hı. Yanımda gerçekten korumalı bilekliğim yoktu ama çekim yapmaya gittiğim için de hani artık geri dönüşüm yoktu, yapacaktım. Ve şans eseri düştüm. Ee, kırık ya. olan bileğimin çok iyileştirmişken bir daha üstüne kırdım. Ee, ama hani bırakmıyorsun. Hı hı. Akşam yine maalesef gidip alçıyı aldırıp, ertesi gün tekrar kaymaya devam ettim. Ya bugün başıma şey geldi, ben metro ile geldim ya, metroda kaykay kaymak yasakmış. Allah Allah. Ne alaka? <laughs> yani... Ya ben öyle bakmıyorum Altar işe. Bence yasak olmalı bazı yerlerde. Abi çok güzel ama ya yol. De. Diyor ki Şimdi Altar Kay... Bak, bana da bunu diyor. Ben de kabul ediyorum bunu ama... Orada herhangi bir şey olup düştüğünü varsayalım. Sen düştüğünde atıyorum tam böyle bir takla atıp kendini toparlamaya çalışırken... Ayağın birine çarpabilir, küçük çocuk olabilir, yaşlı birisi olabilir. Kaykay fırlayıp o... Annen de olabilir tamam mı ve benim anneme mesela kaykay kay ayağına çarpsa sen gibi bir vücudu yok iyileşmesi uzun sürecek ben onun psikolojisini de kaldıramam hı hı. o riski de göze almak istemiyorum yasaksa yasak yani hani kayacağın yer var kaymayacağın yer var ha yapıyor muyum bazen evet bazen mesela atıyorum metroya gidiyorsun geç saat oluyor boş oluyor kayıyorum tamam yani evet kaçak göçek ben de yapıyorum hoşuma gidiyor eyvallah. Ama gerçekten bazı noktalarda ne olursa olsun yapmamak gerektiğine katılıyorum. Bence yapılmamalı. Gerçi bunun ilgili benim de başıma bir şey gelmişti. Bu işte Luka parkta otururken aslında suç bende. Luka'da değil. Luka sonuçta parkta kaykayını kayıyor. Ben baksa oturmuşum. Hani arkadaşlarla konuşurken ayağından fırladı. Benim tam belime öyle bir çarptı ki nefesimi kesti. Ya kaykay... Yerinde bir annen olsaydı ne başına neler gelirdi. Kaykay şimdi çarptığı zaman can yakan bir şey gerçekten. O yüzden... Yasak olsun. Bazı yerlerde yasak olsun. Ben kabul ediyorum, varım. Ya benim dikkatimi çekti işte metroda kaykayın yasak olması da o yüzden. Allah Allah demiştim. Ee, yağmurlu havada kaykay sürüyor musun? Yağmurlu havada kaykay sürmüyorum ama bunun sebebi yağmur yağdığı için sokağa çıkmam ya da kaymam değil. Hı -hı. Yer ıslak olduğu zaman kaykay kayamıyorsun çünkü yer ıslandığında kaykay tekerleri yeri tutan bir şey değil. Hı -hı. Çok fazla kayıyor. Bu ilk olarak zaten hareketi yapamadığın gibi sakatlığa da yol açıyor falan. O yüzden yağmurda kaykay tercih etmiyoruz. Yani yağmur yağarken zaten çıkıp kaymam da hı hı. ama yarı ıslakken de kayamıyoruz. Anladım. Ee, peki idol kaykaycın Türkiye'de kim? Ya Türkiye'de ideal kaykaycım can Alpan Nukan. Bu isimler kaykayı birazcık bırakmış insanlar hani uzaklaştılar ama... Gerçekten ikisinin de e, vizyonu, kaykaya bakış açısı ve stilleri sevdiğim insanlardı. Hı hı. E, bir tanesi bel sakatlığı yüzünden bıraktı Alpan. Bizimle beraber Vans takımındaydı o da. E, can Üzer biraz o da ufak 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 koptu. E, yaşı da var arkadaşımızın. <laughs> İki kaykaycı bu diyebilirim. E, çok isim de var tabii daha da. E, yurt dışına bakarsak da en favori adamı Mark Johnson. Mark Johnson'ın duruşunu çok seviyorum. Yıllardır da öyle. Kayış tarzını, stilini. Kayış tarzı olarak hani öyle özendiğim birisi falan değildir ama hı hı. beğenirim. Onu takip ederim. Severim. Bak geçen ben bir mağazadaydım. Ee, bir adamla tanıştım. Adam oğluna ne aldı biliyor musun? Kendine longboard aldı. Onunla da longboard mini aldı aynı modelin. Ha, Beraber kayıyorlar ya. Çok zevkli. Ben onları çok kıskanıyorum. Senin de böyle hayalinde var mı? Oğlunu ben çok merak ediyorum. Herhalde kaç yaşında başlatacaksın kaykaya? Ya oğlum olursa Evet kaykaya başlatırım kesinlikle kızım? ama kızım olursa da yaptırırım da hani o işi çok daha böyle düzgün yapmak lazım onun sevmesi de çok önemli hı hı. Ee, bir köpeğim var bir Jack Russell'ım var o ilk eve geldiğinde kaykayı sevsin diye böyle uyuduğu yere kaykay koyuyordum falan üstüne çıkartıyordum ama iki aylık hayvandı ve üstünden düştü tamam mı böyle saçma bir şekilde hani bir şey olmadı ama düştü ve ondan korktu şu an kaykayın yanına yaklaşmıyor ve 7 sene geçti yani, Hadi yani ya. o yüzden o işi de çok şey yapmak lazım kendi kendine hani ben götüreyim kaymasın belki sever belki bir gün kayar Jack Russell da çok ufak ya Şöyle bir şey yani minicik minicik. Yok o kadar, o kadar değil de ya yani o kadar ufak de bir köpek. Yani, hani şu, yani burada bu kadar da diyemem. Kamera <laughs> katrejine giremem ama. Hani şey mesela bir arkadaşım var. köpeği ne böyle şey yapıyor. Çantasını giyiyor köpeğin tasmasını da çantanın yanına asıyor. Beraber gidiyorlar. Vah oh, süper. Tatlı. O da güzel ya. Tatlı. Bir arkadaşım var ama ona biraz kızdık. Eziyet ediyorsun köpeğine. Bak köpek yoruluyor dedik. Longboard'unu almış. Köpeği de Alman kurdu. Baba kurt işte diyor. Çektiriyor köpeğe kendini. Bu çok ayıp ya. Yani yapılmaması lazım. Sonuçta hayvanın da bir hmm, yanı Ya var. bilmiyorum. Belki koşma koşuna da gidiyor olabilir ama emin değilim. Ya sonuçta cadde bostandan da tamam Maltepe'ye de köpek çekmesin seni. Biraz pozmuş bir galiba. Değil mi? <laughs> Hoş değil yani orada hayvanı biraz eziyet ediyoruz onları yapmayalım lütfen köpek kurt olsa da. Tavsiyelerin ne peki şu an yeni başlayacak bir kaykaycılar için? Ee, yeni başlayacak kaykaycıya ilk başta bir kere aileye önce kaykayı sevdirsin. Ee, kendisi gidip atıyorum eğitim yerine önce kaykaycılarla tanışsın kaykayın kültüründe birazcık da birbirine yardım etmek var. Yani böyle işte çekinip ezilip büzülüp kimseyle konuşmamak kimsenin yanına gitmemek doğru değil belli noktalarda zaten kaykaycı bulabilirler. İşte bu Ankara'da mesela Meclis Parkı'nda bulabilirler. Ee, İstanbul'da kesin olarak Beşiktaş, Barbaros Bulvarı'nda meydanında bulabilirler. Ee, Antalya'da bir dönem kara olandı. Şimdi sanırım Düden'de bir kaykay parkı var. Orada bulabilirler. Yani belli noktalar var. Hı hı. Gidip tanışıp işte doğru seçim için internetten biraz bakılabilir. Ee, illaha mesela maddi durumu iyi değilse sıfır almak zaten zorunda değil ikinci el bir piyasası da var bu işin hani fiyatlar yüksek olduğu için çocuklar kendi aralarında böyle şeylere döndürüyor onun dışında güvenlik önemli o hatta en başta geliyor yani çok da tavsiyem yok ama çok da böyle hani gidip oh, en iyisi olsun en şöylesi olsun Hı -hı. en böylesi olsun değil daha böyle mesela ikinci el ya da daha başlangıç kaykayı tercih edilip ee, gidip birileriyle tanışıp onlarla beraber vakit geçirip sonra 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 öğrenip bu işe başlayabilirler. Şimdi bir dinleyicimiz Talk Dirty şarkısını istemişti onu çalalım ee, Jason Delero'nun. O arada Skate and Enjoy'dan ufakça konuşup yayınımızı ufak ufak bitirelim. Ee, Jason Delero Talk 4 ile dinleyicilerimizi baş başa bırakıyorum. İzleyicilerimize de Skate and Enjoy'un backstage görüntüleriyle baş başa bırakıyorum. Evet çok güzel yaptık onu bak. Talk Dirty Jason Delero. On. Carry on, carry on, carry on Hazır. Tamam. KayPIK <laughs> <gülüyor> <Oyun>. <gülüyor> <Buyuran>. <gülüyor> <gülüyor> Kayıt okuyor. Plakete Eee, çak. Oyun. Buyurun. Kayıt okuyor. Kayıt okuyor. Plaketi göster. Sanki çak.

<gülüyor> <gülüyor> Çek onu da kamera arkası. <laughs> Dediğim gibi şuradan almayacağız ama. Daha... mi 2 Buyurun. Fan mı çekiyor? Kapı. Sadece döndüreceğim. Hocam kapı. Hocam Evet bu arada dinleyicilerimizden biri de mesaj attı. Dedi ki abi sansür yapıyorsun bari düzgün yap. Vans'i kapatmamışım aldı kapatmışım. <gülüyor> 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 Neyse daha ben sansür yapmayı yeni öğreniyorum. Ee, kardeşim o yüzden dikkat edeceğim. Bu tavsiyene uyacağım. Ee, şimdi Skate SkateNNJ için ne diyorsun? Projeyi nasıl kabul ettin? Ne dersin? Ee, proje senden geldi. Senin projendi. Güzel de bir projeydi. Hı hı. Keyif aldığım için okuduğumda, sen anlattığında o yüzden içinde bulundum. Yani iyi de bir sonuç aldık. Hani 200 kişinin içinden 40 bence dünyada olduğu için bence güzel bir şey. Evet EBS film yarışmasına katıldık. Bunda 40. olduk. Bence çok iyi. Bence yani en azından o projeye göreydi. Çünkü o projede e, renklerde çok fazla problem yaşandı. Bunun nedeni de biliyorsun o gün sağanak yağdı. Biz yaz filmi gibi çektik ama o gün sağanak yağıyordu. Evet ya. hava koşulları önemli bir de e, ilk ilk işlerinden bir tanesi miydi? Evet ilk işim ilk yönetmenliğim. Ya, o, o o açıdan baktığında bence çok çok iyi yani. Güzel bir başlangıç öyle düşün. Ya ben de ne kadar şeyim gittim dekanı oynattım biliyor musun başrolde. Ekip güzeldi ya dekanın evet. oynaması falan hani tatlı. Hatta hata yaptık kamerada. Yeşil çekmiş kamerayı ilk e, gün gecenin birinde ekibi tekrar toplayıp hatta seni senin de gecenin birinde mi ne kaldırmıştım? Evet. Abi ölen değil. Sabah 9'da gelirsin aynı yerde Dekan sınıf da aynı yani. Dekan da aynı şekilde. <laughs> Toplantıdan alıp bir daha aynı şekilde sınıfta çekim yapmıştık. O tabii teknik hatalar falan ama e, sağ olsun e, buradan teşekkür de ediyoruz dekanımıza Profesör Doktor Nilfer Sezere tabii sana da çok teşekkür Aa, ediyorum bunun için tamam. e, Skate and Enjoy'u izleyin e, oradaki amaç 21 yaşlı bir ay olmaktı benim kafamda da ilk projem kaykay olsun diyordum ve benim her projemde bir kaykay geçiririm ben Ben de böyle bir yönetmenim Süper e, İnşallah ileride güzel projelerle beraber oluruz Umarım Umarım bunun dışında gelecekle ilgili şu an bir planın var mı? Hedeflediğin bir şey var mı? son Gelecekle ilgili birazcık daha kaykayla ilgili bir şeyler yapmaya devam edeceğim. Ee, hı hı. Yani bu hayatım oldu artık benim. 17 yıl oldu ve hani öyle bir sonu olmayacak muhtemelen bu işin. Belki profesyonel kaykaycılık hayatıma son vermem gerekecek ama her zaman kayacağımı düşünüyorum. Bununla ilgili ufak böyle sosyal sorumlulukla ilgili bir şeyler planlıyorum kendi kafamda. Daha açıkçası buraya gelmeden önce de bir kafede oturup bununla ilgili bir şeyler yazıyordum. Biraz buna asılmaya başladım. Hı hı. E, bu yaz bir şeyler yapmaya başlayacağım. E, onun dışında da yani zaten kendi bir hayatım var. Noar var bir taraftan. E, ayrıca bu arada Noar'ı Instagram'dan, işte Facebook'tan, YouTube'dan takip etmenizi isterim. Et ne? Et. Et. Ya yani şöyle Noar Skateboards. Hı hı. Noire Skateboards diye. Hem buradan kaykayla ilgili bir şeyler görebilirler. Aynı şekilde benim sayfam da öyle. Youtube kanalım da var. Cenk Kulioğlu diye. E, oralardan hani bir şekilde Türkiye'deki kaykayı böyle az çok takip ediyor olabilirler. Hı hı. E, bunlarla ilgili bir şeyler yapmak var açıkçası. Bunun dışında mesela farklı bir sporla uğraşıyor musun? Bak bunu sormamışım mesaj attılar onu da şöyle. E, Ya şöyle snowboard tarafım hı hı. var bir de. Onda da hani onda profesyonel demeyelim ama hı hı. bir profesyonel olacak kadar yapıyorum. Vakit ayırıyorum. Bir kere snow park yapıyorum. Yani Can diye bir arkadaşımla beraber bir de Nuri onlar beni bir grubun içine dahil etmişlerdi yıllar önce işte snowpark'ta çalışmak falan. O ekipte çalışmaya başladık Ali Osman'la beraber bir arkadaşımızla. Bu yapay kar, mı? yapay kar değil, hayır. Snow Park işte bu kaykay rampaları gibi şeyleri yapıyorsun Snow Park'ta. Hı hı. Ama bunlar kardan olduğu için sürekli bozulup senin yenilemen gereken şeyler. Hani hatta her gün, bazen hı hı. E, iki güne bir işte kar yağdığı duruma göre falan. Bu işte ben ilerledim. Onu yaptıkça, çok fazla orada kaydıkça vesaire derken snowboard hayatında belli bir seviyeye aldı. Hani işte yarışmalara katılmalar, o markalardan da sponsor, snowboard tarafından da sponsorluklar falan filan derken hı hı. o da bir yere gitti. E, bu sene de gene işte Kartalkaya ve Erciyes'te bir şekilde bulunacağım. Oralarda parklar olacak, snow parklar vesaire ufak ufak snowboard'a geçeceğim diyorsun değil ya değil mi? Ya kış geldi birazcık öyle oluyor. Kayacak kapalı yer yok Türkiye'de maalesef. Belli bir yaştan sonra gidip böyle bir AVM'nin otoparkında ya da bir yerde kayamıyorsunuz. Çünkü sizi direkt kovuyorlar hiç affetmiyor. Çocukken birazcık daha güvenlik böyle tolere ediyor ama büyüyünce olmuyormuş. O yüzden snowboard tarafına kayıyorum. Hiç değilse gene kayan bir şeyle vakit geçirmek güzel oluyor. Ya profesyonel anlamda bir spor daha yapıyorum dersen o bu. Bir taraftan uğraştığım yüzme var. Onda da böyle bir Yarışmalara katıldığım var en son Ayvalık'ta bir iki buçuk kilometrelik denizde bir yarışa katıldım hı hı. Ee, o konularda kesinlikle bu arada iddialı değilim yani sadece hı hı. sevdiğimden imkanım oldukça da yüzüyorum hatta kışın daha da her gün böyle bir kilometre yüzüyorum spor anlamında tavsiye ederim özellikle de gelişmekte olan çocuklara imkanları varsa yüzmek çok iyi bir spor kas yapısı olarak vücut şekli olarak e, longboard gibi arkadaşım var aynı zamanda snowboard da yapıyor Meli abiye de buradan selamlar Altar Kelvin Harris çalar mısın dedi ben de çalarım abi dedim onun hatta snowboardta çekimini de yapacağım o gün seni de davet ederim hatta gel hep beraber snowboardla snowboard ile ilgili güzel bir çekim yapalım çok sevinirim çok mutlu olurum hadi kaykaycı selamaydı bitirelim oh, hadi bro Kelvin <laughs> ee, Harris Summer'la e... Yayınımızı bitiriyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Cenk Kuloğlu çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, başarılar diliyorum size.